Evet gençler, iyi günler. Her birerinizin merak ettiği LGS'de yüzdelik dilimlerde oylama nasıl olur? Çok fazla oylama olur mu diye herkesin bir telaşı var. Her sene olduğu gibi bu sene de arkadaşlar. Yani burada önemli olan şu, açılan kontenjanlarla arkadaşlar. Daha sonra sizin girecek öğrenci sayısıyla orantılandığında arkadaşlar, daha önceki videoda da dediğim gibi %0,6'lık bir arada avantajınız var. Şimdi bu avantaj tabii birçok ilde olmasa da büyük illerde, metropol olan illerde var. Fakat şunu da düşünecek olursak, LGS'de artık illere, büyük illere öğrenciler gittiğinden dolayı, yani yerleşme için, ondan sonra ailelerin yakınları olsun, pansiyonlar olsun ayarladıklarından dolayı arkadaşlar, burada da yine o dezavantajlı gibi görünen, kontenjanı artmayan ya da geriye doğru giden illerin de aslında çok da dezavantajlı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Çünkü oralara doğru da bir kayma olacak ve bir dengelenme olacak gibi geliyor bana. Bununla beraber mesela %0,5'lik dilime giren bir öğrenci diyelim ki 0,4'lük yere girebilir mi arkadaşlar? Girebilir çünkü bir avantaj var. Atıyorum %0,8 olan biri %0,7, %0,6'ya girebilir. Fakat burada şu da çok önemli arkadaşlar. Yani ben de olsam bir başkası da olsa bununla ilgili net bir bilgi verebilmesi arkadaşlar biraz zor. Mesela bir zamanlar atıyorum Çemberlitaş, İstanbul'daki işte Çemberlitaş Anadolu Lisesi diyelim veya işte Beşiktaş'taki arkadaşlar Beşiktaş Anadolu Lisesi. Yani birbirlerini biri geçiyor, biri geride kalıyor, biri ileride kalıyor, biri geride kalıyor bazen. Dönem dönem bunlar çok anlamsız. Yani bir sürü parametreler ortaya koyabilirsiniz. İşte şundan, şundan, şundan dolayı, bundan, bundan, bundan dolayı işte bu öne geçebilir diye parametreler olabilir ama bazen çok anlamsız bir şekilde biri diğerinin önüne, öbürü öbürünün önüne senelere göre bu değişebiliyor arkadaşlar. Hele hele yüzdelik dilimleri birbirine yakın olan yerler. Mesela %3,5, birisi %3,9. Tamam mı? Ya %3,5 ile %3,9 arkadaşlar, biri diğerinin diye %3,5 %3,9'un önüne geçebilir. %3,9 daha doğrusu %3,9 %3,5'un önüne geçebilir. Ve buralarda sizin çok anlayamayacağınız sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı arkadaşlar evet biz tahminlerimizi sizlere söyleriz. Öğretmenler tahminlerini söyler ama sonuçlar açıklandığında Allah Allah niye böyle oldu hocam dememeniz lazım arkadaşlar. Bazen sosyolojik, bölgenin vermiş olduğu şeylerden dolayı anlamsız artış azalışlar olabilir. Ama genel itibariyle şunu diyebiliriz. Yani %3,5'luk bir yer arkadaşlar, %3,5'luk bir yer %3,9'a gelebilir. Tamam mı? %3,9'a gelebilir yani. Mesela %4,7'lik atıyorum bir diğer yüzde atıyorum 5,2'lik bir dilimi olan öğrenciye gelebilir. Tamam mı? Aralarda bu oynamalar olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene öğrencilerin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yüzde atıyorum 7 dilimi olan bir öğrenci atıyorum yüzde 6,4'lük 6,5'lik bir yere girebilir diye düşünüyorum. Ama %7 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci %6'ya girebilir mi? Bu biraz bana zor geliyor arkadaşlar. Yani arada 0,5'lik, 0,6'lık bir dilimle öğrenciler bir yerlere girebilir. Buralarda umutlanabilirler arkadaşlar. Ama en baştan da dediğim gibi bununla ilgili net ve kesin bir şey söylemek hakikaten çok doğru olmayabilir. Ha, geriye doğru gider mi? Geriye doğru gideceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Yani geriye doğru gidebileceğini düşünmüyorum. Yani öğrenciler kendi bulundukları yüzdelik dilimlerden arkadaşlar
daha düşük bir yüzdelik dilime girme ihtimali arkadaşlar yüksek diye düşünüyorum. Yani bu sene de dezavantajlı değilsiniz. Bir de burada tabii şunlara dikkat etmeniz lazım. Kontenjanlar çok önemli. Okulların kontenjanlarına göre arkadaşlar, okulların kontenjanına göre baktığınızda yüzdelik dilimde oynamalar olabilir. Ya yani bunlar bu parametreleri tek tek önünüze koymanız lazım yani. Bu sene, geçen sene kontenjanı 100 olan fakat bu sene kontenjanı 150'ye çıkacak olan bir yerin arkadaşlar muhtemeldir ki yüzdelik diliminde bir güzellik olacaktır diye düşünüyorum. Bunları da kendinizin dikkate alması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sizin evinize yakın olan, yani atıyorum evinizin yakınlarında %5'lik, hadi %6'lık bir yer var. Ama 2-3 vesaitle gideceğiniz %4,5'luk bir yer var. Ben %6'lık bir yere gitmeniz taraftarıyım arkadaşlar. Çünkü orada da göreceksiniz. %6'lık dilimli alan yerde %3'lüklerde olacak, %2'liklerde olacak arkadaşlar. Ya birçok öğrenci orada olacak. Zaten bu şu demek arkadaşlar. Hani %10'un içerisine kendinizi attıysanız, hatta %11, %12, %13'ün içerisine attıysanız kendinizi arkadaşlar. Ya o gideceğiniz lisedeki öğrencilerin hepsi potansiyel olarak yüksek olan öğrenciler olacak arkadaşlar. Yani potansiyel yüksek öğrenciler olacak yani. O yüzden çok hayıflanmanıza gerek yok. Benim geçmiş senelerdeki öğrencilerimden %3,5'a girip mesela atıyorum kağıthanede okuyup %3,5'a girip kağıthanedeki Eyüp'teki bir liseyi tercih eden biri vardı. Eyüp Lisesi'ydi herhalde. Orayı tercih etti. Fakat normalde %3,5'da daha güzel bir liseye gidebilir. Eyüp'ün o zaman dilimi yanılmıyorsam 5,5-6 civarıydı. Yani 6 civarıydı. Yani okulda da okulun düzeyi iyi bir okul arkadaşlar. Yani sıkıntı çıkaracak bir okul değil. Sizlere arkadaşlar yüzdeliklerle ilgili tavsiyelerim bunlar olacak. Bazen yorumlarda geliyor arkadaşlar işte %5 ile işte %4,3'lük yere girebilir miyim? Edebilir miyim? Biz elimizden geldiği kadar, ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum ama bu mevzuda şunu söylüyorum ben. Ne bana inanın ne de bir başkasına inanın. Bunda doneleri alın, milletin yaptığı yorumları alın arkadaşlar. Kendinize en mantıklı olan, uygun olan neyse merakınızı giderme açısından onları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.